Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili takipçi arkadaşlarım, dostlarım. Hepinize sevgiler, selamlar sunuyorum öncelikle. Malum kış ayından çıkıyoruz. İlkbahara giriş yaptık. Evlerimizde küflenme, kararma problemi var. Bununla ilgili daha önce pek çok videolar çektim. Ama bazı sorularınıza cevap olsun niteliğinde yeni bir video çekip sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar, kararma, küflenme, evlerde dediğimiz olay arkadaşlar, daha önce de bahsettiğim gibi evlerimizde mantolama yoksa, duvarlarımızda mantolama yoksa, duvarlarımızdan hornin seviyesine kadar kararma, küf oluşur. Isı yalıtım sorunundan dolayı. Tavanlarımızda arkadaşlar çokça rastlamaya başladım son zamanlarda, sorular çok geliyor. Özgür Usta tavanımızdan su damlıyor şeklinde. Arkadaşlar tavandan damlayan sular iki hastalıktan dolayı olabilir. Birincisi su yalıtım sorunundan dolayı olur. Tavanda su kendine terastan gelen su bir şekilde teras zemininden yol bulur. Veyahut da çatımız shingle veya kiremit çatı bozuksa oradan bir şekilde kendine yol bulur. Betondan da aşağıya iner arkadaşlar. Bu tavandan gelen su bu şekilde olur. Bunun alttan analizini etmek şu şekilde olur. Su tavandan mı geliyor yoksa yoğuşma terleme neticesinde mi oluyor? Bunu pek çok arkadaşlarım şaşırıyorlar. Tavandan gelen arkadaşlar su, yani terastan gelen su diyelim, yukarıdan gelen su aşağı indiğinde bu tavanda, tavan sıvasında, tavan boyasında deforma yaparak zemini aşağıya çıkar. Zeminde sanki bir göle bir dereye taş atmış gibi haller yaparak zemini, tavan zeminini deforme eder. Sıvayı kabartır, boyayı kabartır ve iner arkadaşlar. Sıvayı ve boyayı kabartmadan yukarıdan gelen su aşağı inemez. Tavanda silikonlu bir boya varsa muhakkak silikonlu boyayı kabartır çıkar. Normal tavan boyası varsa tavan boyaları silikonsuzdur. Silikonsuz tavan boyasını, sıvayı yukarıdaki önce harçlı sıvayı deforme eder. Önce su emebildiği kadar emer sıvamız. Sonra ememediği suyu patlayarak aşağıya vermeye başlar. Bu genelde hale şeklinde, dediğim gibi bir göle su attığımızda haleler yapar, büyür büyür büyür. O şekilde su inmesi kendini gösterir. Deforme ederek tavan sıvasını ve boyasını, silikonlu boyaysa dediğim gibi onu bozarak aşağı iner. O arada tavandaki görüntü bozukluğundan da anlarsınız zaten suyun indiğini. Su, tavan suyu emmiştir, sıva şişme yapmıştır. Hele ki alçı sıvaysa, alçı sıva her zaman diyorum, suyu çok sever alçı, emici malzemedir, sünger gibi. Önce kendi bünyesinde hapseder, sonra patlayarak aşağı salar. Bu arkadaşlar su yalıtım sorunudur. Bunu yukarıdan su yalıtım sorununu tedavi ederek yukarıdan gelen suyu, diğer videolarınızdan su yalıtım videoları çekip koyuyorum. Yukarıdan gelen suyu yukarıda bir operasyon yaparak, bir tedavi yaparak teras zeminine çözeriz. Bu konu ayrı bir konu. Onu diğer videolarda anlattım. Anlatmaya devam ederim. Burada konumuz küfleme, kararma, rutubetti. Tavandan gelen damlayan su, arkadaşlar çoğu zaman şaşırıyorsunuz birçoğumuz. Özgür Usta tavandan su geliyor diye sonra WhatsApp'tan arkadaşlar veyahut da bir şekilde bana ulaşın, fotoğraf atın diyorum. Bakıyorum ki arkadaşlar tavandan gelen su yukarıdan gelen su değil de terleme neticesinde, yoğuşma neticesinde oluşan su. Genelde son katta oturan kardeşlerim terasları genelde açık teras oluyor birçoğunun. En azından bir kısmı açık, bir kısmı kapalı oluyor. Açık kısımda evin içi sıcak, yukarısı da soğuk olduğunda, sonbahar ve kış aylarında hava sıcaklığı düştüğünde, hele ki bu sıcaklık 10 derecenin altına düştüğünde duvarda üşüme meydana geliyor. Evin içindeki sıcaklıkta tavandaki soğuk çarpıştığında tavan yüzeyinin altında terleme şeklinde arkadaşlar su damlacıkları gözüküyor. Bu damlacıklar diğer anlattığım, ilk anlattığım mevzudaki damlacıklar gibi değil. İlkinde hatırlayın demiştim, zemini bozarak, boyayı bozarak su damlacıkları kendini gösterir, deforme ederek. Fakat terleme damlacıkları arkadaşlar, eğer tavanda, bazı evlerimizde var, duvardaki aynı boyayı satın alıp çekerek tavana da çıta koyarak belli kısmını, 20-30 santimlik kısmını yapıyoruz. O kısımlarda silikonlu boya olduğu için o kısımlar yüzey nefes almadığı için terleme yapıyor. Şıp şıp şıp
evin içindeki sıcaklığı damla şeklinde odanın içine döküyor. Buna damlama diyoruz. Damlacıklar gözle görülür biçimde parçacık parçacık insanın alnı terler gibi tavan terleme yapar. Bu yukarıdan gelen su problemi değil, evin içindeki ısı kaybı problemidir. Az evvelkinde bahsettiğim su yalıtım problemiydi. Arkadaşlar bu da ısı yalıtım problemi. Bunun çözümü arkadaşlar tavanda silikonlu boya yoksa normal tavan boyası şeklinde boyalarımız varsa bunlar küflenmeye açık boyalar. Silikonlu boyalar terleme yapar. Normal düz boyalarda, tavan boyalarda kalsit ağırlıklı boyalardır bunlar. Bu boyalarda üzerinde küflenmeye münasip bir ortam vardır. Küf, bakteri, kararma oluşur. Rutubet akabinde oluşur. Kötü bir koku yapar ve evin içinde küp problemi meydana çıkar. Ama silikonlu kısımlar, duvarların kör cephe bakan duvarlar, komşumuzda kimse kalmıyorsa yan dairede, o daire soğuksa gene o dairede de bakan duvarımızda terleme olur. Bu su yalıtım problemi değil arkadaşlar, ısı yalıtım problemidir. Bunun çözümü arkadaşlar, kesin problem arkadaşlar, ısı yalıtım sorununu ortadan kaldırmaktır. Sıcağı soğuğu kesmektir. Duvarda sıcağın yukarıya kaçmasını veyahut da dışarıda soğuğun içeri girmesini engellemektir. Bazı arkadaşlar yanılarak yukarıdan kalebodur altına, beton altına stafor koyarak ısı yalıtım yapmaya çalışıyorlar. Bu da onlara ileriki vadede su yalıtım problemi çıkartıyor. Stafor koyup üzerine beton döktüğümüzde beton oynuyor. Beton altına su, sonra stafora geçiyor, sonra aşağı iniyor. Hiçbir zaman arkadaşlar tavsiye ediyorum yukarıda su yalıtım problemini yapın, çözün ama ısı yalıtım problemini yukarıdan çözmeye çalışmayın. Muhakkak evlerinizin içinden, evlerinizin tavanlarına arkadaşlar son kattaysanız bunu yapın. Alt katta olan arkadaşlarım da sıcaklarını kaçtıklarını düşünüyorlarsa yukarıda komşusu bir ev sahibi yurt dışında olabilir, evde bulunmaz, soğuktur. Onlara da arkadaşlar aynı şekilde tavsiyem evlerin içinden mantolama şeklinde ısı yalıtım yaptırmalarıdır. Mantolama yaptığımızda evdeki ısı yalıtım kaybını %55-%60 oranında önlemiş oluruz. Bizden böyle bir %40'ın üzerindeki oranlar da ısı yalıtım sorununu ortadan kaldırır. %40'ın altında bir çözüm üretirsek bazı boyalarla. Bu da arkadaşlar yine yetersiz oluyor. Terleme belli oranda kesiliyor ama tam anlamıyla yetmiyor. Başka mantolama videolarımda anlatmıştım. Muhakkak duvarlarımıza, tavanlarımıza mantolama yaparak en azından 3 santimlik XPS renkli strafor dediğimiz XPS straforlar. Bunlardan arkadaşlar yapabiliriz. Veyahut da 4 santimlik, 5 santimlik karbonlu gri straforlarla mantolama yaparak en az 16 tanesi olmak kaydıyla yaparak ısı yalıtım sorununu ortadan kaldırırız ve akabinde küfleme problemi de ortadan kalkmış olur. Tavanlarda, duvarlarda mantolama olduğunda arkadaşlar duvarlarda küflenme ve rutubet sorunu da kalkar. Duvarlarımızda karton piyer, stropiyer türü ürünler varsa köşe, tavan köşelerinde muhakkak onları sökmenizi öneririm mantolama öncesinde. Onları komple feda edin arkadaşlar. Çünkü onlar durup da onlardan hariç yaptığımızda o köşelerden gene kararma, küflenme devam eder. Mümkünse diyeceğim kesinlikle hatta diyelim ona biz onları söktürün. Sizden stropiyerse sökmesi kolay, köpük stropiyeri sökmesi kolay. Bir spatula yardımıyla hiç deforma dahi olmadan rahatça sökülür. Sonra tekrar aynı köpüğü veya yenisini takabiliriz. Zaten çok pahalı bir malzeme değil. Karton piyer alçıdan dökülmüş karton piyer süslerse arkadaşlar muhakkak onları da bir keski yardımıyla, bir çekiç yardımıyla sökün. Temizleyin ustanıza veya da kendiniz maliyet düşüm anlamında usta gelmeden önce sökün, temizleyin. Ondan sonra tavan tam duvara kadar sıfır mantolama olsun. Duvarda aynı şekilde küfleme probleminiz varsa oraya da yaptırabilirsiniz. Tavandan komple dönebilir. Tavana da yapılabilir. Küfleme probleminiz neredeyse oraya yaptırabilirsiniz. Küfleme probleminin önüne geçersiniz. Arkadaşlar ısınan hava her zaman bilirsiniz yukarı doğru kalkar. Bunu evlerin içinde bazen toz parçacıklarının gözle görülür şekilde havada uçuşmasından da anlarız. Yerden sıcak hava ve ortamdaki sıcak hava her zaman arkadaşlar yukarı çıkar. Bir sıcaklık ölçerle zeminin şöyle bel altı seviyesini ölçseniz, bir de bel üstünün kafa üstü seviyesini ölçseniz ikisinin arasında 4-5 derece sıcaklık farkı olduğunu görürsünüz. Yerde yatanlar arkadaşlar üşür, yukarıda yatanlar, ranzonun üstünde yatanlar sıcaktır. Dolayısıyla sıcak hava yukarı kaçtığı için tavanlarda da açık teraslı kısımlarda küflenme, kararma kaçınılmaz oluyor.
Küf boyaları, kararma boyaları da var. Diğer videolarımızdan bunları göstermiştim sizlere. Köster firmasının boyası var, hijyen boyası. Bununla küf problemini belli oranda engelleyebiliriz. Bir sonra MS82 küf boyası var. Arkadaşlar bununla da kesilebilir. Bunlar özel formülü boyalardır. Permalütin gene anti aginiz hijyen boyası vardır. Küf önleyici boyası vardır. Ve diğer firmalarımızın da küf önleyici boyaları var. Ama bunlar bir aradır arkadaşlar çözer. Sürekli mütemadiyen kesintisiz bir küflenme problemini %100 ortadan kaldırmaz. Bunun asıl kökü sıcak soğuk ilişkisini ortadan kaldırmaktır. Bu boyaların çalışma prensibi tavanda küf önleyici bir yüzey oluşturmaktır. Asıl problemin dediğim gibi kökü ısı yalıtım sorunudur. Isı yalıtım problemini ortadan kaldırdığımızda küflenme de zaten ortadan kalkacaktır. Bazı dış cephe mantolarında da telefonlarınızdan veyahut da bu videoların altında yorumlarınızdan fark ediyorum, yazıyorsunuz arkadaşlar. Özgür Usta dışarıdan mantol olmasına rağmen dış duvarlarımızda, pencere kıyılarında yine kararma küflenme devam ediyor. Tavana yakın kısımlarımızda küflenme devam ediyor diye. Arkadaşlar o kısımlarda muhtemelen ustalarınız iş güzellik yapmıştır. Pencerelerinizin iç kıyı kısımlarına muhtemelen strafor konmamıştır. Sadece dışarıdan mantolama yapıp köşeye, pencere kıyılarına köşebent koyup içerilerine strafor koymadan sıvamışlardır. Oradan ısı geçiş devam ediyordur. Pencere kıyıları çokça şikayet konusu olan kısımlar. Bunun dışında son katlarda genelde 3. kat ve 4. kat artık binanın kaç katlıysa son kısımlarda binaların şöyle bir çıkma kısmı oluyor 20-30 santimlik. O kısma mantolama yapılmıyor. Ustalarımızın gene iş güzelliği. Biraz zamandan kazanmak. Belki ev sahibinin de haber olmadan işi çabukça bitireyim deyip oraya hemen sadece bir sıva çekip mantolamayla döşenmiyor bazıları. İyi ustaları tenzih ediyorum. O kısmen arkadaşlar tam ısı geçici olduğu için evimizin son kat oturan vatandaşlarımız o kısımdan küflenme, kararma şikayetleri devam ediyor. Dolayısıyla o kısımlarda evimizin içinden dışarıdan artık son katta olduğu için teker iskele koyup kurup da o kısma bir şey yapılamayacağı için evin içinden o kısımları mantolama yapılabilir. Küflenen duvar en azından o duvar küf boyasıyla boyanabilir. Dışarıdan zaten mantolanmış 20-30 santim için bütün duvarı mantolamam derseniz o kısmı küf boyasıyla boyayabilirsiniz. Ama muhakkak son katta oturan arkadaşlarıma tavsiyem son katlardaki tavanlarını karton perdeleri, stoperleri söküp tavandalanmanın etrafında, aplik etrafında göbek dediğimiz süslemeler varsa onları da söküp tavana komple bir mantolama yapmaktır. Isı geçişini engellemektir. Hem kararma problemini ortadan kaldırmış olursunuz. Hem gelecek seneler için bir yatırım yapmış olursunuz arkadaşlar. Dolayısıyla yaptığınız ısı yalıtım evet kararmayı önler. Bir de sizin boşa gidecek kalorifer paranızı, doğalgaz paranızı ileriki birkaç sene içinde cebinize döndürür. 400-500 lira fatura geleceğine 200-250 lira aylık ortalama faturanız gelir arkadaşlar. Mantolama da yaptığınız için. Dolayısıyla oraya harcayacağınız 1000 lirayı diyelim. Bir iki odada tavanda. Birkaç sene içinizden amorti edip cebinize döndürür. Bu şekilde arkadaşlar küf problemlerinden kurtulmuş olursunuz. Aynı zamanda ısı yalıtım yaparak da rahatlamış olursunuz. Bazılarınız diyor Özgür Usta işte mantolamak istemiyorum. Sadece küflenmeyi keseyim yeter. Arkadaşlar olaya sadece o açıdan bakmamak lazım. Ülke olarak paramız doğalgaz vasıtasıyla yurt dışında çıkıyor, kaçıyor. Ekonomimize bu da zarar veriyor. Bu açıdan olaylara bakın. Diyebilirsiniz para benim param sana ne oluyor diyebilirsiniz diyenlere. Öyle değil arkadaşlar. Sonuçta biliyorsunuz doğalgazımızın büyük oranında dışa bağımlıyız. Rusya'dan, Azerbaycan, İran dış devletlerden doğalgazımızı temin ediyoruz. Dolayısıyla sizin yaptığınız her doğalgaz, doğalgaz firmasına ödediğiniz her para bir şekilde yurt dışındaki devletlere gidiyor. Olaya bu açıdan da bakın. Dolayısıyla milli paramız da bir şekilde yurt dışına akmış oluyor. Bu da ülke ekonomimize belli oranda zarar verir. Bu da böyle bir sizlere bilgi olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Oğlum, sana selamlar dostlarımıza. Hadi selamlar. Hamza'nın tek neşesi.